Mutlaka farklıdır. Beşiktaş son dönemde gol yemiyordu. Hafta içi bütün medyada öyle konuşmalar yapıldı ki sanki Beşiktaş bu maçta da kesinlikle gol yemeyecekmiş gibi bir hava oluşturuldu. Galatasaray da bunun zorluklarını bilerek geldi oraya. Galatasaray'ın da sıkıntıları çoktu. Bütün bu galibiyete rağmen hala belirli sıkıntıları var. Ama en büyük sıkıntı ne deseler de Okan Hoca'ya, büyük bir ihtimalle ya o kadar yoğun bir tempodan geliyoruz ki çok yorgunuz. Sadece fiziksel yönden değil, zihinsel yönden bile konsantre olmakta zorlanıyoruz. O yüzden iyi oyun, iyi tempo bir tarafa, bugün bir türlü bu 3 puanı almak bizim tek hedefimiz diyecekti. Bence de Galatasaray belki de bu sene en kolay kazandığı maçlardan birini kazandı. Oyunun başında hiç gol yememiş Beşiktaş kendi kalesine golü attı. 1-0 olunca bütün stratejiler değişir. Okan Hoca kendi stratejisini değiştirdi. Ne yaptı? Baktı ki Beşiktaş hiçbir şey yapmıyor. Temponun düşük olması, oyunun çok kaliteli olmaması hiçbir zaman Okan Hoca'yı rahatsız etmedi. Bu oyun böyle devam ederse, biz bir günde oynasak bu maç böyle bitecek düşüncesinde olduğu için gayet doğru bir şekilde galibiyet için Galatasaray'ın teknik direktörü olarak oyunun sonuna kadar idare etmeyi bildiler. İdare ederken de hatalar da yaptılar. İşte bir Kole'nin kafası vardı, arkadan Gezal'ın çaprazdan şutu vardı. Bu pozisyonları vermesine rağmen Beşiktaş'ın ne yaptığını baştan itibaren anlamadım. Bugün kuruluş yıl dönümü. Stat tıklım tıklım dolu. Sabahtan itibaren orada müthiş eğlenceler başlamış. Çarşıdan oraya gidişe kadar camia resmen bayram kutluyor. Ama bu bayramdan herhalde hocanın hiç haberi yoktu. Ya her şey bir tarafa ama bari bazı futbolcuların haberi olur diye düşündüm. Sanki onlar da bir haberdi. Evet, her teknik direktöre büyük saygım var. Onları mümkün olduğunca da desteklemeye çalışırım ama ben hocanın 1-0 geriye düştükten sonra oyun stratejisini hiç değiştirmemesi. Hadi devre arasında değiştirir dedim ki yayındaydım. İkinci yarıya en azından iki değişiklik yapar dedim. Yine bir şey yok. Oyuncu değiştirmediği gibi strateji de değiştirmedi. Daha sonra bazı değişiklikler geldi. Onları da anlamakta zorlandım. Ama zorlanmadığım bir konu var sevgili Cüneyt. O da beni üzüyor. Hocanın Beşiktaş'ı, Beşiktaş camiasını anlaması herhalde zor. Bir hoca olarak Beşiktaş'ın büyüklüğünü, bu bayram günlerinin önemini anlaması zor. Ya biz Beşiktaş camiasını tarif ediyorsak ben biraz da oradaki heyecanı, oradaki coşkuyu tarif ediyorum. Coşkunun zirve yaptığı bir günde hocanın takımı da kendisine benzeterek, bakın yorgun denilen, bundan şikayetçi olan bir takımın üzerine taktik olarak değil, kalite olarak, kadro olarak değil, en azından ben bu mağlubiyeti kabullenmiyorum mücadelesini bile verememiş olmayı benim anlamam gerçekten çok zor. Acaba erken geriye düşmesi mi hocanın planını bozdu? Beşiktaş'ın erken gol yemesi. Belki de bozamadı. Bozmuş olsaydı en azından başka bir şey yapardı hoca. Plan kadük kaldı. Hoca, yani erken hoca, bir golle plan kadük kaldı. Yani yanlış anlaşılmasın. Hoca herhalde oyunu 0-0 sanıyordu. Aynen. O şekilde oynamaya devam etti. O şekilde kabulünü devam etti ama yani, ikinci dakikada da oyuncu değiştiremez ki. Hayır, ikinci dakikada değiştirmesin. Stratejiyi değiştirsin sevgili Serkan. Bazı günler vardır. Kimi alırsan al o futbolcu kötü oynayabilir. Taktik yönden yaptığın her şey tutmayabilir. Ama en azından böyle bir günde ya ben hiçbir şey bilmiyorsam sonuna kadar mücadele ederim. Hatta yeri geliyorsa farklı kaybederim dersin. Rakibin üzerine gidersin. Beşiktaş rakibin üzerine bile gidemedi. Çok kısa bir dönem hariç. Evet. Hakemle ilgili daha sonra görüşeceğiz. Konuşacağız onu. Oraya fazla girmeyeyim. Temenni ediyorum Beşiktaş adına gelişmeler olumlu olur. Böyle büyük bir camia için. Ya hocam Galatasaray adına da kolay bir maç değildi şüphesiz. Şampiyonlukta yarıştığı Fenerbahçe maçını kazanmış.
bir hafta içerisinde iki kupadan birden hem Avrupa'dan hem Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmiş bir takım. Rakip Beşiktaş, dolu tribünler. Ama erken gelen golle birlikte maçın belki de hikayesi değişti. Sonrasında hakemin müdahalesi oldu mu olmadı mı onu da konuşacağız. Beşiktaş doğru 11'le mi sahadaydı? Galatasaray için de aynı soru geçerli. Derbiye dair notlarınızı alalım sizin de. Ya bir kere Galatasaray'a şu yönden bakmak gerekir. Belki ligdeki bu sezon en zor maçını oynadı. Yani Beşiktaş'ın işte stadında olması, işte kuruluşu falan bunlar vesaire vesaireden daha önemli. Hı hı. Üç kulvarla diyorsunuz ki sezon başı biz buralarda şampiyonluk bekliyoruz. Ve de son bir hafta 10 günde o iki kulvardan avlu atıyorsunuz. Sizin için bu maç neredeyse ligde bundan sonra Mars olup olmayacağınızın, yani sezonun Mars'ın olup olmayacağınız bir maça çıkıyorsunuz. Bir eşiği atladı Galatasaray bugün. Tabii liderliği kaybedecekti bugün. Liderlikten daha fazlasını. Mars tabii olacaktı. Mars nasıl? Başlıyorsun lige 3 kupayla, bir bakıyorsun Şampiyonlar Ligi, oradan çıkamıyorsun. UEFA Avrupa Ligi veya Sparta Prag eleriz diyorsun, 2 maçta 6 gol yiyorsun. O bir tepki, arkasında bir de kendi evinde, kendi seyircinin önünde kupa mesaisinde hafta içi 2-0'da mağlup oluyorsun. Orada da 5-6 biter, seyirci iyice omurdanıyor. Ligde de bu maçı kaybetseydi belki 2 puan Fenerbahçe'nin gerisine düşerdi. 10 hafta da var. Bizi dinleyenler der ki ya işte Fenerbahçe şeye gelecek, Ali Sami'ye. Ama işler öyle değildi. Ciddi bir kriz oluşmaya başladı. Ufaktan herkes kaşımaya başladı. Hı hı. Oyuncular vesaire, dışarısı, basın, medya bir şeyleri kaşınmaya başladı. Eğer Galatasaray kaybetseydi bugün kriz daha büyürdü Galatasaray kulübünde. Tartışması çok üst seviyelere gelirdi. Bu da lige bundan sonraki en yakın maçta belki bir daha bir kötü oyun, bir puan kaybı. Ondan sonra da artık işte nerede transferde hata yapıldı, başkan, yöneticiler, oyuncular bir cadı avı başlardı Galatasaray'da. Yani bundan bir ay önce düşünebiliyor musun? Ya işte Galatasaray domine edecek, 3 tane kulvarda gidiyor falan diye konuşanlar ya cadı avına başlanacaktı. Sende mi, Okan Hoca'da mı hata, oyuncularda mı hata, bu konuşmalar olacaktı. Galatasaray iyi mi oynadı bugün? Hayır, çok kötü oynadı. Ama ne biliyor musun Galatasaray'ı galip getiren? Galatasaray'da bu var işte. Kötü oynadığına galip geliyor. Niye? Winner oyuncular var. Hoca da bak bunu, bak şimdi bunu ıskalıyor insanlar. Kötü oynadığında rakipleri bakıyorsun maç kaybediyor. Galatasaray'ın böyle bir DNA'sı var. Kötü oynuyor. Aurası. Çok kötü. Yani diyorsun ki ya bu Galatasaray gol atamaz edemez. Çarpıyor diyor. Gol atıyor. O golü de bir şekilde bugün ne oldu golden sonra? Oyunu tuttular. Kontrol altına aldılar. Çok iyi oynamadı Galatasaray. Panik de yaptı. Zaten Galatasaray takımı yorgun, bitkin. Niye? Sen de az önce çok güzel tarif ettin. Hem fiziksel hem de mental olarak. Mental olarak iki tane kupadan elenmişler. Bir de yani çok rotasyonlu kadroda çıkmadı. Bazı oyuncular kötü, problemli. İşte Okan Hoca oynatmıyor, kadro almıyor. Sakatlar var. Bu ara Icardi ile ben Kaan Ayhan'ın sakat sakat oynadığını düşünüyorum hala. İkisi de sakat sakat oynuyor. Yani orayı doldurmak için oynadı Okan Hoca. Şimdi böyle bir sıkıntılı süreçte gidip yani böyle Dolmabahçe'de galip gelmek, iyi oynamadığım bir maçta yani Galatasaray adına dediğim gibi sezonun belki bir kırılmanın çok büyük yaşanacağı, krizin çok büyük yaşanacağı bir yerde winner oyuncularıyla, kalitesiyle